Selamünaleyküm arkadaşlar. Köyün birinden geçiyordum. Ayva yaprağını, ayvayı gördüm. Şu an tam zamanı olduğu için ondan biraz bahsedeyim istedim. Ayva yaprağı Eylül-Ekim aylarında toplanılıyor ve kurutuluyor. Oldukça güzel bir formda o aylarda. Ayvalar da olmuş. Anlatacağız. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Ayvanın kendisi de, yaprağı da tansiyonu yükseltir arkadaşlar. Tansiyon hastalarının bu konuda dikkat etmesi gerekiyor. Siz de günde bir fincandan fazla tüketmeyin. Nasıl tüketildiğini, nasıl çay formuna getirildiğini hepsini anlatacağım. Evet, ayvalar olgunlaşmaya başlamış. Yaprakları görüyor musunuz? Ne kadar yeşil. Evet, bu yaprakları koparıyorsunuz arkadaşlar böyle. Bir tane koparalım hemen şuradan. Şu şekil. Bunu güneşte değil, gölgede yayarak kurutuyorsunuz. Üst üste fazla koymayın, küflenmesin. Çok faydalı. Birçok bitkide olduğu gibi bunun da vücudumuza ciddi faydaları var. Son yıllarda zaten alternatif tıbba ilgi iyice arttı. Hazır bulmuşken bunu da anlatalım. Çay formunda tüketiliyor. Nasıl tüketiliyor? Direkt çayını anlatayım. Ondan sonra faydalarına geçelim. 5, 8, 10 yaprağın büyüklüğüne göre en fazla 10 adet ayva yaprağını kaynar suya atıyorsunuz. Yaklaşık 2-3 dakika kısık ateşte kaynatıyorsunuz. Çok fazla kaynatmayın, faydalarını öldürürsünüz. Daha sonra süzün. Biraz içine bal filan katabilirsiniz. Hafif acı olursa, hoşunuza gitmezse. Balla, tarçınla ve benzeri tatlandırabilirsiniz. Bakın arı da geldi. O da buradan nimetini alacak. Çok güçlü bir ağrı kesici. Ağrılarınız olduğu zaman kullanabilirsiniz. Düğün konvoyu geçti bu arada. Ses tellerinizi yumuşatır. Uzun konuşmalar yapacağınız zaman öncesinde kullanabilirsiniz. Soğuk algınlığına bağlı semptomları oldukça azaltır. Kadınların özel günlerinde regl ağrılarını azaltır. Ağrı kesici olduğundan bahsetmiştik. O işe de yarıyor. Uykusuzluğa çok iyi geliyor. Uyumadan bir saat önce çayını içebilirsiniz. Öksürüğü kesmede etkili. Kan yapar. Kan yapar derken kalkıp kan yapmaz. Demir fazladır içinde. Kandaki demir oranını yükseltir. Bu da kansızlığınıza iyi gelir. Bronşiti geçirir. Kan şekerini dengeler. Sindirim sisteminde meydana gelen mikropları öldürür. Arımız hala orada. Dolaşıyor bizimle birlikte. Aftlarda çok etkili. Ağız içi aftlarında, yaralarında çok etkili arkadaşlar. Gargara yapabilirsiniz ya da içebilirsiniz. Böbrekleri sağlıklı çalıştırır. Lakin bu tür bitkiler hep idrar söktürücüdür. Tekrar söylüyorum, abartmayın, bir fincan. Karaciğer fonksiyonlarını korur. Bu kadar. Oldukça güzel bir bitki. Ayva kendisini de tüketebilirsiniz. Ama dediğim gibi tansiyon hastaları fazla abanmasın buna. Çünkü tansiyonu yükseltiyor bu arkadaş. Ayva yaprağından bu kadar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet.